Haziran'da bir gezi düzenleniyor. Çanakkale gezisi çok mükemmel. Biz yeni yakın arkadaşlarım gelecek. Annemden izin alacağım. İnşallah izin verir. Şans dileyin. Çiğ ağrısın orada. Alışkınız biz köyden. Hatırlamıyor musun? Az uyumadık biz damda. Hatırlıyor musun? Bir tane salıncak vardı. Hani böyle bizim evin biraz ilerisinde. Bir tane komşu kurmuştu onu ama... Sonra böyle mahallenin bütün çocuklarının gibi olmuştu. Sen hep tutturuyordun beni oraya götür, beni oraya götür diye. Biz ne durumdayız farkında mısın? Şimdi oturup anıları mı yad edeceğiz? Çocuklukmuş, salıncakmış. Sonra bir gün gene gittik salıncağa. Sen sallanıyorsun. Dedim ki Allah'ım ne olur ben de bir kere sallanayım. Bana yasak tabii. Çünkü ben koskoca bir kızım sonuçta yani. Koca kız olmuştum 10 yaşında. 10 yaşında koca bir kız. Neyse sonra bir gün bir daha götürdüm seni. Sabahtı, kimse de yok. Dedim ki ben kimse yokken bu salıncağa binerim. Atladım salıncağına, sallanıyorum. Nasıl böyle sanki bulutlara çıkıyorum, yıldızlara çıkıyorum. Böyle sallandıkça kelebek doluyor içim. Sonra bir ses geldi. Nesime. Babam geçiyormuş oradan. Sonrası zaten meydanda ya. İşte zaten benim hayatım böyle. Adamların Nesime diye bağırmasıyla geçti. Nesime. Önce babam sonra Cemil. Çok zalim adamdı babam. Zalim adamdı ama işte bir zalim başka bir zalimi yeniyor bazen. Benim bu sevgisizlik benim içimde hep böyle bir öfke gibi kaldı Feride. O öfke beni esir aldı. Çok kızdım, çok sinirlendim. Herkese sinirlendim, her şeye sinirlendim. Çok hata yaptım, çok hata yaptım. Yalan söyledim. Kör oldu gözüm herhalde, bilmiyorum. Feride. Affet beni. Bir daha hastalık çıkar mı başımıza? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.